Merhaba arkadaşlar. Çevre kimyası konumuzla devam ediyoruz. 9. sınıfın son konusu bu. Bununla birlikte inşallah 9. sınıf konularını bitirmiş olacağız. Şimdi dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçen zaman içinde kendiliğinden gerçekleşen olaylar sonucunda kurulan dengeye biz doğal denge diyoruz. Doğal denge içerisinde de karbon ve oksijen dengesi önemli bir yer tutuyor. Doğadaki karbon çevrimi oksijen dengesini sağlayan ve besin oluşumuna olanak sağlayan bir mekanizmadır. Bu çevrimde yeşil bitkilerin ve bakterilerin fotosentezle ürettiği besini canlılar solunumda kullanarak havaya ne veriyorlar? Karbondioksit veriyorlar. Şimdi ne oluyor yani? Yeşil bitkiler besin üretiyor fotosentezle. Fotosentez ışık enerjisi yardımıyla besin üretimidir. Canlılar solunumda kullanılarak biz yani havaya ne veriyoruz? Karbondioksit veriyoruz. Bu karbondioksit de tekrar fotosentezde ham madde olarak kullanılıyor. Ayrıca canlıların çürümesi sonucunda elde edilen yakıtların, bunlara biz fosil yakıtlar diyoruz. Yani kömür gibi mesela. Yanması sonucu da ne üretilir? Karbondioksit üretilir. Günümüzde fosil yakıtların yanmasıyla üretilen karbondioksit aynı hızla karbon kaynaklarına dönüşemediğinden karbon dengesi bozulmuştur. Yani kısaca bize şunu demek istiyor. Karbondioksit bitkilerin besin üretmesi için lazım. Yani karbondioksit bize lazım. Ama bu fosil yakıtların yanmasıyla üretilen karbondioksit aynı hızla tekrar besine dönüşemiyor. Yani karbon dengesi bu yüzden bozulmuş. Yine aynı nedenle de oksijenin tüketilme hızı üretilme hızından çok büyük olduğu için oksijen dengesi de bozulmuş durumdadır. Oksijen dengesinin bozulmasının da ozon dengesinin bozulmasına neden olan faktörlerden olduğu düşünülmektedir. Yani şu an bu oksijen karbon dengesi bozulmuş durumda. Şimdi gelişen teknolojiyle gerçekleşen üretim artışı ham madde kaynaklarının hızla tüketilmesine neden olmuştur. Üretim yapılırken atıkların çevreye gelişi güzel bırakılması da çevreyi etkilemektedir. Şimdi baktığımız zaman önce gübrelerin çevreye etkisine bakacağız. Bitkilerin topraktan yeterli miktarda alamadığı elementlerin dışarıdan verilmesine biz ne diyorduk? Kimyasal gübreleme diyorduk. Gübreleme işlemiyle aynı topraktan bir yılda daha fazla ürün elde edilmesi veya elde edilen bitkinin daha sağlıklı gelişmesi amaçlanır. Ya daha fazla ürün elde etmeye çalışıyoruz ya da elde ettiğimiz bitkinin daha sağlıklı, daha verimli, daha büyük vesaire olmasını amaçlıyoruz. Ancak kimyasal gübreleme işleminin yoğun bir şekilde tekrarlanması toprağın yapısını bozar. Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi kimyasal gübrelemenin de fazlası zarardır. Yapısı bozulan bu toprakta neler oluyor peki? Bitkilerin gelişimi yavaşlar ve durur. Toprağın humus oranı azalır. Gübre toprakta tutunamayıp suyla akıp gider. Toprağın üst kısımları kumlaşır. Alt kısımları ise ne yapar? Sertleşir. Humus dediği toprağın verimli kısmı yani. Bu azalacağı için gübre toprakta tutunamayıp suyla akıp gidecek. Kuru toprak olduğu için, verimsiz toprak olduğu için gübre tutunmayıp suyla akıp gidecek. Toprağın da üst kısımları kumlaşacak, alt kısımları sertleşecek. Toprakta tutunamayıp akan gübre içme suları ve akarsulara karışıp ne yapacaktır? Suları kirletecektir. Deterjanların çevreye etkisine baktığımız zaman deterjanlara temizleyici özellik kazandıran yüzey aktif maddelerin çok pahalı olması nedeniyle çoğu deterjanın imalatında yüzey aktif madde yerine bentonit, kaolin, asitler, silikatlar ve bazı tuzlar kullanılıyor. Bu maddeler biyolojik bozulmaya uğramadıkları için kullanılmaları durumunda canlıların yaşamları olumsuz etkilenir. Bu nedenle son yıllarda deterjan üretiminde yüzey aktif madde olarak suda ve toprakta daha kolay biyolojik bozulmaya uğrayan lineer alkil benzen ve türevleri tercih ediliyor. Bu lineer alkil benzen biyolojik bozulmaya uğrayabiliyor ama bu demin saydığımız bentonit, kaolin, asitler, silikatlar ve bazı tuzlar biyolojik bozulmaya uğramıyorlar. Yani parçalanmıyorlar. Daha önce bahsetmiştik. Parçalanmadıkları için de sudaki canlıların ölümüne kadar giden faktörlere sebep oluyorlar. Hava kirliliğine baktığımız zaman atmosferi kirleten maddelerin nasıl oluştuğu ve insan sağlığına etkilerine bakacağız. Şimdi azot monoksit ve azot dioksit gazlarına baktığımız zaman asit, patlayıcı madde, boya ve gübre imalatı sırasında oluşuyor bunlar.
solunum yollarını tahriş ediyorlar. Kuvvetli zehir etkisine sahiptir bu gazlarımız. Karbonmonoksit gazımız nedir peki? Bunlardan daha önce aslında bahsetmiştik ilk konularda. Fosil yakıtlardan, tarımsal faaliyetlerden ve volkanik patlamalar sonucu oluşur. Sinir sistemi problemlerine ve psikolojik rahatsızlıklara neden olur. Havadaki oranının artması baş ağrısı yapar. Demin karbonmonokside neye sebep oluyordu? Soba zehirlenmelerine sebep oluyordu. Karbonun tam yanmaması sonucu oluşan gazdı karbonmonoksit gazı. Şimdi karbondioksite gelecek olursak, karbondioksit yine fosil yakıtların yanması ve canlıların solunum yapması sonucunda oluşur. Biz ne yapıyoruz? Oksijen alıp karbondioksit veriyoruz dışarıya. Havadaki oranın artması solunum güçlüğüne ve boğulmalara neden olur. Karbondioksit aslında gerekli bir gazdır ama fazlası ne olacaktır? Solunum güçlüğüne ve boğulmalara sebep olacaktır. Ayrıca atmosferdeki karbondioksit miktarı aşırı miktarda olduğunda bir tabaka oluşturarak yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının dünyayı terk etmesini engeller. Yani içeri giren güneş ışınları geri dışarı çıkamayacak. Bu durumda da yer küremizin ne olacaktır? Sıcaklığı sürekli artacaktır. Bu olaya da biz ne diyoruz? Sera etkisi diyoruz. Sera etkisinin sonucunda da ne oluşuyor? Küresel ısınma oluşuyor. Ve kükürt dioksit ve kükürt trioksit gazlarına bakarsak bunlar da fosil yakıtların yanmasıyla oluşuyor. Soda, sülfürik asit ve selüloz üretimi sırasında da açığa çıkan gazlar bunlar. Egzoz gazı yüksek oranda kükürt dioksit ve kükürt trioksit gazlarını içeriyor. Havadaki su buharıyla birleşmeleri sonucunda da sülfürik asit oluşturuyorlar. Bu olaya da ne diyoruz? Asit yağmuru diyoruz. Kloroflorokarbonlar kısaca CFC diye yazılır. Klima ve buzdolabı gibi soğutucularda kullanılıyor. Buna biz soğutucu akışkan da deriz. Ozon tabakasının incelmesine sebep oluyor. Ozon tabakasının incelmesi sonucu da güneşten gelen zararlı mor ötesi ışınlar yeterince emilemez ve canlılara zarar verir. Kanserojen etkisi olan ışınlardır bunlar. Yeterince emilemediği için ozon tabakası tarafından ne olacaktır? Bize yansıyacaktır ve kansere kadar, ölüme kadar giden sebeplere yol açacaktır. Amonyak gazına baktığımız zaman ticari gübre, nitrik asit yapımında ve soğutucu olarak kullanılan bir maddedir. Havadaki oranı artarsa ağız, burun ve gözlerde akıntıya sebep olacaktır amonyak gazımız. Su kirliliğine baktığımız zaman deterjanlar, gübreler, tarım ilaçları, fabrika atıkları, ağır metal katyonları en önemli su kirleticilerdir. Gübrelerin yapısındaki katyon ve anyonların tamamı bitkiler tarafından kullanılmaz. Kullanılmayan iyonlar yağmur sularıyla yıkanarak yeraltı ve yerüstü sularına karışırlar. Irmak ve göllerde biriken azot ve fosfor su ortamını yosunların ve diğer su bitkilerinin aşırı çoğalması için elverişli hale getirir. Sonuçta balıkların ve diğer su canlıların yaşam alanları daralır ve doğal denge bozulacaktır. Yani şunu kastediyoruz. Gübrelerin yapısındaki toprağa attığımız gübrelerin içindeki bütün katyon ve anyonları bitki kullanmıyor. Bu arta kalan katyon ve anyonlar birikerek sulardaki doğal dengenin bozulmasına sebep oluyor. Bu sürece de biz ne diyormuşuz? Ötrofikasyon. Ötrofikasyon diyormuşuz. Azotlu gübreler suya karıştığında sudaki azot miktarını artırarak suda yaşayan canlıları zarar veriyor. DDT gibi tarım ilaçları suya karıştığında önce küçük canlıların sonra onları yiyen büyük balıkların vücuduna girerek birikir. Bu balıkları yiyen insanlar da bu zararlı maddeleri büyük oranda almış olurlar. Bakın silsile gibi önce küçük balıklar yiyor. O küçük balıkları da büyük balıklar yiyor. Daha sonra biz de o balıkları yediğimiz için bu zararlı maddeleri biz de almış oluyoruz. Bu nedenle böcekleri öldürmek amacıyla bu maddenin kullanımı yani DDT'nin kullanımı yasaklanmıştır. Evsel ve endüstriyel atıklar büyük oranda ağır metal katyonları içerir. Bunlar da ne yapıyordu yine? Suda zehirli etkilere sebep oluyordu. Petrol ve petrokimya atıklarının suya karışması da su ortamındaki yaşamın sona ermesine neden olur. Toprak kirliliğine baktığımız zaman deterjanlar, plastikler, gübreler, tarım ilaçları, ağır hidrokarbonlar ve evsel atıklar önemli toprak kirleticilerimizdir. Bu maddelerin toprakta birikmesi toksik yani zehirli etkiye ve toprağın
yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Bu durumda da ne oluyor? Bu topraklarda yetişen bitkilerin verimi ve kalitesi düşmektedir. Hatta bazen bitki yetişmeyebilir. Ve bu sorunlara peki ne gibi çözümler getirebiliriz? Fabrikaların elektrik santrallerinin bacalarına filtre takılabilir. Bu zararlı gazların salınımının azaltılması sağlanabilir. Özel otomobil yerine toplu taşıma araçları tercih edilebilir. Yani bir kişiyle arabaya binip onun o zehirli egzoz gazını şey yapmak yerine ne yapabiliriz? Toplu taşıma aracını kullanabiliriz. Çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının kullanımı nedir bunlar? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, bunların kullanımı artırılabilir. Doğada güç bozunan maddelerin kullanımından kaçınılmalıdır. Mesela deterjanlar özellikle. Bunlar ne oluyordu? Bunlar biyolojik olarak parçalanamıyordu. Gerekmediği sürece klima ve soğutucular kullanılmamalıdır. Bunlardan kloroflorokarbon gibi zehirli gazlar ortama, havaya yayılabiliyordu. Elektrik ve su gibi sınırlı kaynaklar tasarruflu kullanılmalıdır. Her bireyde temiz çevre bilinci oluşturulması için eğitimler yaygınlaştırılmalıdır. Her şeyin başı tabii ki eğitim. Bir dahaki dersimizde sorularımızla devam edeceğiz arkadaşlar. İyi çalışmalar.